Efendim Eko Türk Televizyonları ekranlarından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Beraren Cumhur ve Borsa Teknik Programı ile karşınızdayız. Haftanın son işlem günü Borsa İstanbul cephesine şöyle kısaca bir bakmak gerekirse dün nerede kapandıysa an itibariyle içinde bulunduğumuz dakika itibariyle yine o seviyede seviyeye bakıyorum 9.983 seviyesinde işlemler oluşuyor ve endekslere genel anlamda baktığım zaman bankacılık endeksinde hafif de olsa bir geri çekilme var. 13.499 seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.46 oranında eksi bölgede olduğunu görmekle beraber sınav endeksi de yine oldukça Yatay efendim. Diğer taraftan ulaştırmaya baktığımız zaman zaten asıl mesele oradaki Türk Hava Yolları eşliğinde. Çünkü Türk Hava Yolları %3'e yaklaşan yükseliş hareketlerinde bulununca X ulaş yani ulaştırma endeksi oransal bazda %2.17 oranında yükseliş hareketi yaşıyor an itibariyle. Peki gelin dilerseniz değerli hocamız Ahmet Mergen'e hemen dönüş yapalım ve bay tekniğe hisseleri grafikleri soralım. Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hocam Burhaniye'den evet, Burhaniye'den bir geri dönüş mü oldu yoksa ben mi yanlış analiz e, yapıyorum tabii, şu anda? 3-4 yani, günlük aradan sonra Kürkçü Dükkanı'na geri geldi <gülüyor> tilki. <gülüyor> Dön dolaş geleceğin yer orası zaten. Maalesef. Kürkçü Dükkanı. Evet, İstanbul bensiz olamaz. Mekanı yalnız bırakmamak lazım. Yani şöyle bir çekelim bakayım. Mekanın sahibi geldi gibilerden. E az buz değil yani. Mekanın sahibiyiz esasında. Ben Zeynep Kamil doğumluyum yani. Kusura bakmasın kimse. Ben 1951 senesinden beri Üsküdar'lıyım. Üsküdar Zeynep'in doğumluyum. Tunusbağ. Yani anneannemin evi hala orada. Onun için e, benden daha eski İstanbullu olanlar da vardır tabii ki. 80-90-100 yaşında e, biz İstanbulluyuz. Yani ama köken olarak Balkanlardan geliyoruz. Yani. <laughs> bir zamanlar bizi kış kışlamışlar oralara. Şimdi sonrasında geri geldik işte. Orada da gene Türkçü dükkanına geri dönüldü. Balkanlardan da. Bizim burada da burada da yani işte Türkçü dükkanında dolaşıyoruz. 10 bin civarında. Yani bir altına gittik şöyle falan. Hop hop arkadaşlar safları sıklaştıralım. <laughs> Satışlar geliyor galiba falan derken gelen satış zaten çoktan geldi bile. Yani endeksin 11252'ye gitmesini beklemeden çakan, çukan, çaka çukalar, pataküteler çoktan gerçekleşti zaten. Yani endeks gider gibi yaptı filan bir şeyler öteki tarafta kıyamet çoktan koptu gitti. Yani Ekim 2023'ten beri şey de olmak üzere yılbaşından beri de birçok kağıt tepeyi yaptı. Zirveyi yaptı. Oralardan aşağılara geliyor. İyi kağıtlar %38 falan geliyor. Orta halliler %50. Yani bakıyorsun da buraya gelmez diyorsun ama yani kağıdın oraya inmemesi lazım ama yüzde %61.8, %80 oranında falan geri gelen kağıtlar var. Ne o? Endeks yeni zirvede. Değil. Zaten belli etti kendisini daha sonra aşağıya doğru giderek. Burada da yatay bir alandayız şimdi. İşte sıkışıyoruz. Yani boşluk bırakarak geldik ama şimdi o boşluğu yukarı yönde hareketle kapatmak için Bizim gene iyi bir hikayeye ihtiyacımız var. Yani bize inandıracak bir şey lazım. Yani enflasyon müthiş bir şekilde düşüyor, düşüyor falan değil. Haykır kimse inanmıyor. Enflasyonun yani düşmesine katkı verecek vatandaş da yok. Herkes bu çıkar dünyasında yani kim kimi kazıklarsa o onu kazıklıyor. Kazıklanan başka yerde, başka bir işte, başka birini kazıklıyor. O kazıklanan dönüyor. İlk kazıklayanı işi düştüğünde ilk kazıklayanı, o da onu kazıklıyor. Herkes birbirini kazıklıyor yani. Ya yani sonunda fiyatlar o bo, falan ya fiyatlar uçma Normal bunlar. Ne normali kardeş? Neyin normali? Kazanılan paraya göre Türkiye'de normal değil. O fiyatlar normal değil. Ha dünya piyasalarına göre normal olabilir. Onu savunuyorum evet. Dünya piyasalarına göre normal. Ama sen de o zaman dünya piyasalarındaki asgari ücrete göre para vereceksin. O zaman normal. Ver bakalım saatine 12 dolar. Heh, al o zaman ayda 30-40 dolar doğalgaza, 15-20 dolar internete. Efendim e, 1000 dolar filan ev kirasına. Olabilir. Ama öteki türlü biraz iş zor tabii. Burada da işte 9700 bir daha yukarıya ortalamalar geliyor. Maalesef ve deadly cross oldu. Yani ölümcül bir kesişme yaşanıyor. Aşağı taraflarda golden cross olduğu zaman nasıl kağıtlar yukarı gidiyorsa deadly cross dediğimiz kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına doğru inmeye başladığında fiyatı ikisi birden aşağıya doğru bastırıyor. Yani fiyatı suyun altında tutuyor. Bir anlamda fiyatı suyun altında tutarken yatırımcıyı da boğmaya çalışıyor. Trend is your friend. Akım sizin dostunuzdur. Hareketli ortalamalarda trendi kontrol eden en önemli etkenlerden birisidir. Bir, iki tane eğri. Gerektiğinde dört tane de olabilir. Ama iki tanesi kısa ve uzun vade olarak yeterli. Bu trendi zaten kontrol ediyor. Ne zaman ki fiyatlar ortalamaların üzerinde çıkış trendi devam eder yukarı yönlü. Ama fiyatlar ortalamaların altına gittiği zaman o ortalamalardan kork. Anında saf değiştirir. Hop. Öteki tarafa döner. Yani. Ne mi? İşte sen savaşa giderken dersin ki Karlofça bilmem ne falan filan. Evet işte sağ taraftan bir takım ordular gelecek mi O ona, ona karşı bir tarafı sağ tarafı birilerine emanet edersin. Aa, savaş başladığında sağ taraftakiler çoktan öteki tarafa dönmüş. Senin bu sefer savaş sistemin, savaş stratejin tamamen ters yüz olur mağlubiyete doğru giden bir hareket olur. Burası da böyle. Ortalamaların altına bir kere gitti mi ortalamalar senin en büyük düşmanın haline gelir. Aşağıya doğru kağıdı bastırırlar. Ne zaman ki ortalamaların direnci kırılır o zaman tekrar yukarı yönde hareketin başlayacağını varsaymanız lazım. Yani yapılamıyor yapılamadığı sürece, duygular işin içine karıştığı sürece bu işler gerçekleştirilemiyor. Daha sonra ahlar vahlar içinde. Ondan sonra işte orada keşke satsaydım, şurada bunu yapsaydım, şimdi onu o fiyattan alsaydım falan filan. Geleceğe dönük bir sürü tabii ki ahlar vahlar, keşkeler meşkeler. O zaman geçti, zamanı geriye saramayız. Bir sonraki günler için, bir sonraki yatırım dönemi için belki bir ders olursa ne hala? O da olmuyor. Olmuyor. Duygular içine işin içine girdiği zaman <laughs> işler pek olmuyor. Hep bir bahane uyduruluyor kafada. Yarın o var, öbür gün bilmem ne var. Gezi hafta şu var, o var, bu var. Şimdi de Jackson Hole varmış. Yani. E mutlaka bir şey olacak tabii ki. Mutlaka bir şey olacak ki fiyatlar oynayacak. Fiyatların oynamadığı bir yerde kim para kazanacak ki? Fiyatlar yukarı gidecek aşağı gidecek ki birileri para kazanacak. O birilerinin içine girmen lazım. Onun için de bilgi sahibi olman lazım. Onun için de maalesef kafayı çalıştırmak lazım. Ay, şimdi de bir de düşüneceğiz, kafa çalıştıracağız. Ay yani işte gri hücreler var şu kadar. Şimdi onlar yanacak gidecek. Başka işlere de o hücreler lazım. Şimdi o hücrelerin hepsini buraya mı harcamak lazım? Yani ya, o uzun iş. Daha kolay iş yok mu? Daha kolay ne iş olacak? Yani kafan, kafanı çalıştıracaksın. Burası. Yani böyle hoppa parayı savurup atacağın ondan sonra e burada buğday ekmiyoruz. O bile yani atıyorsun böyle tarlaya ama tarlaya o buğdayı atmadan önce de tarlada bir sürü çalışma yapman lazım kardeşim. Yani ondan sonra orada bitmiyor ki iş. Daha sonra da çalışma yapman lazım üzerinde. Yağmurun falan da yağması lazım arada sırada. Burası da böyle biraz çalışacaksın yani. Hop parayı attık bir kağıda. Ondan sonra saldık çayıra. Öyle olmuyor işte. Zaman zaman hisseleri satıp zaman zaman tekrar hisseleri çoğaltmak lazım. E o da biraz Üf, yani işte çalışma ve zor bir iş. Yani şey olarak zor. Yapabilme açısından bayağı zor. İnsan satmaya gelince eli gitmiyor. Tuşlara basmak çok zor oluyor. Çünkü bir iki kere satıp elinden kaçtıktan sonra fiyat uçup gidince ne zannediyorsun ki hep aynı şey başına devamlı gelecek. Ne zaman satsan roket olup gidecek. Zaten roket olup gidenler bir süre sonra yakar yakıt bitince onlar serbest düşüşe geçiyor. Büyük bir plonjonla aşağıya doğru yeryüzüne çakılıyor. Pasifik Okyanusu'nda gemileri orada yüzdüreceğiz. Başka çaresi yok. Boğulacaksanız orada boğulun. Şimdi ne oluyor? Ne bakıyorsun koç kağıtlarına falan. Hepsi sürünüyor. Tepelerden falan o epey gelmişler aşağılara. Şimdi yavaş yavaş toplama zamanı. E hocam durumlar ne alemde? Geleceğe dönük Valla iyimser düşünerek topluyoruz. Yoksa kötümser düşünür düşüneceksek ya bu işin altından kimsenin kalkacağı yok. Bu iş olmaz diyorsak o zaman zaten yapılacak iş belli kardeşim. Gideceksin altın veya dolar olacaksın oturacaksın aşağı. Ne diyeyim ki? Veya paranı korumak için işte, gayrimenkul mü alırsın ne yaparsın? Uygun bir şeyler kendine göre bulacaksın. Ama borsalar Büyüyecek şirketler, kar getirecek şirketler, para kazanılacak yerler. Eğer ekonomi toparlanıp işler iyiye giderse, gitmezse para kaybedilecek yerler. O kadar basit. 9700 aşağı yönde tekrar geçilirse kardeşim burada, burası 9100'e kadar Abbas yolcu olur. O da haftalık grafikte zaten apaçık ortada görülüyor. Eğer 9700'deki buradaki dip yapma çalışması başarısızlıkla sonuçlanıp endek kendisini tekrar 10.200'lerin falan üzerine atamazsa orada kalamazsa 10.000'lerin 10, üzerinde bu süzülerek önümüzdeki 3-4 hafta neyse Eylül'ü de belki yiyerek 50 haftalık ortalamaya doğru sürüklenir o zaman 9700'ün altında. 20 haftalık ortalama 10.200'de. 50 haftalık son bir senenin ortalaması 9.100'de. Bir ay daha geçerse buralarda, Eylül Meylül de biterse, ya işte 9.200 falan oralara doğru yükselir. Kağıtlar ondan sonra endeks 9.000 işte 50 haftalık ortalama ile 20 haftalık ortalama arasına sıkışır. Eğer 50 haftalığa gelirse oradan tepki gelir. Biraz altından 9.000'den falan neyse çünkü sol tarafta da çıkış sırasında oluşan bir dip var. 9000'in altında. Kırmızı eğrinin hemen üstünde. 11.000'e gitmeden önce. Orası da 8900 falan seviyesi. Orası 50 haftalık ortalama falan fiyatlar aşağı doğru çökerse onlar tutmaya çalışır. Orada bir boğuşma yaşanır. İki ortalama arasına çıkan sıkışan fiyat ileriye dönük beklentiler dahilinde iyi beklentiler olursa ortalamaların üzerine tekrar çıkar. 20 haftalık ortalamanın üstüne gider. Yok. İşler şınanay, durumlar kelek. Aa, o zaman 50 haftalık ortalama da delinir kardeşim. O sefer endeks daha da aşa aşağılara yol alır. E buna ek olarak destek nerede? Bir de dolar bazında grafiklere bakıldığında yani dolar da gerçi tutuluyor 93 şeyde 33 60'larda falan ama onu da orada hala söylüyorum. Böyle buralarda uzun süre tutmakta yarar yok. Para dolara veya euroya hücum edebilecek tarzda bir parayı faiz vererek başka tarafta büyütmemek lazım. Yani Oradaki verilen faiz oranındaki getiri neyse dolarda da o şekilde ona yakın bir yükselme yaşanırsa böyle kanallar arasında, otobanlar arasında geçiş falan gidiş geliş fazla olmaz. Herkes kendi şeridinde gider. Faizciler faizde gider, dolarcılar dolarda gider, hisseciler hissede gider. Ama öteki türlü... Oradan oraya oradan oraya devamlı geçişler olunca trafik karışıyor kardeşim. Trafikte problem oluyor. Kazalar oluyor bu sefer. Evet. Burada bir çekiç görünümü var ama işte dolar bazındaki grafikte 200 e, kaçtı ya? 76 mıydı neydi? 77 galiba. Bakarsak grafiğe. Oralarda bir yerde bir şey var. Destek var. 20 aylık ortalama var dolar bazında. Dün daha evvelsi gün gösterdik çarşamba günü. Oraya bakmak lazım. Çarşamba günkü grafikten yani şu anki bugünkü grafik aylık grafikte pek fazla bir şey fark etmez. İki günlük yani hareket aylık grafikleri öyle ters yüz etmez. Aylık grafiklerde büyük değişiklikler yaratmaz. Aylık grafik dolar bazında genel trendi gösterir. Senelere yayılan trend akımı gösteriyor. Şu anda da burası 10-12 senedir aşağı yönde giden bir piyasa yukarıya dönmüş durumda kardeşim. Şu anda hala yukarıya gidiyor. Yükselen dipler ve daha üst seviyelerde oluşan tepeler şeklinde çıkış akımını aynen gerçekleştiriyor. Tanımına uyuyor yani çıkış akımının tanımını. Şimdi gene düzeltme yaşanıyor. 344 dolardan aşağı doğru gelen bir piyasa var. 277 dolara doğru. Orada 20 aylık ortalama var. Büyük ihtimalle oradan zıplar. Ve o TL olarak ne kadar? Valla işte alacaksın 277'yi çarpacaksın 30, 33 lira 60 kuruşla veya yuvarlak hesap 34 ile. TL olarak ne çıkıyorsa orası yani. Evet. Bugünlerde aşağı gidişi Büyük etkide yani durdurmaya çalışan veya aşağı gidişin hız kazanmamasına sebep olan diğer endekste banka endeksi. Aylık da banka endeksi 524 doların olduğu yere doğru geldi. 541'in olduğu yere. Endekste 324 dolardı orada. 2018 tepesi oraya doğru geldi 499'a erişti. Bu bir ortalama İş Bankası, Garanti 500 dolar endeksi gitti. Yapı Kredi 400 dolar endekste seyrederken Halk Bankası, Akbank, Vakıfbank falan filan diğer bankalar gidemedi. Onlar kadar hareket edemedi. Bilhassa iki kamu bankası onlar kadar hareket edemeyince banka endeksi güdük kaldı. 499'da tıkandı. E ama tıkandı da 327 dolarda da Şimdi ortalama yukarıya doğru geliyor. 20 aylık ortalama. Sağ taraf dolacak dedik. Daha vakit var. Yukarı, ileri, geri, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı hareketlerle dolacak. Yani burada trading dediğimiz alışveriş piyasası var. Çıkınca satıyorsun, düşünce alıyorsun. Yani kulağa ne kadar kolay geliyor değil mi? Bu kadar. <laughs> ya yani, kağıt bazında bakın. Yani, bunun daha sonra katlanması e, aşağı tarafına ne? 100. Yukarı taraf 500. Hatta 550. Aradaki fark 450. Koy 550'nin üzerine 450'yi. Yani birinci sınıf matematiğim beni yanıltmıyorsa bin dolar civarı falan olması lazım. Zaten tepeler orada. 1090, 1110, 1200 falan. Endeksin 500 dolar olduğu yerlerde banka endeksi de 1000 dolardaydı. Bankalar gözden düştü. Falan filan. Herkes çok biliyor. Yani bankalar gözden düştü bilmem ne. E ne oldu? Daha yeni şimdi gene hedef fiyatlar falan revize ediliyor yukarı yönden. Yani bankalar allem eder, kallem eder, mutlaka para kazanır. Bütün dünyada bu böyledir kardeşim. Sen ciyaklarsın, miyaklarsın ama mutlaka senden para koparacak bir şey olur ortada. Bir vesile. Yok kartın şu kadarı, bilmem nenin bu kadarı. E, onu yaptın böyle, ATM'den para çektin şöyle, oradan bunu yaptın böyle. Başka ATM'den, başka bankadan benim banka kendi hesabından para çektin şu kadar falan. Burada da bir şey bulunuyor ya. Para kazanmamaları mümkün değil zaten kazanmazlarsa dert. Yani büyüyen bir ekonomide paranın biriktiği yerin para kazanmaması bana ters geliyor. Kusura bakmasın kimse hem paraya sahip olacağım hem büyüyen bir ekonomi olacak yukarı yönde gidecek bir endeks olacak her şey yukarı gidecek bankalar gidemeyecek para da bankalarda Allah Allah ya çok enteresan bir iş olur bu yani. en önemli konu şu anda enflasyon bence ha Siyasi konulara bahsetmiyorum. O ayrı bir iş. Yani özgürlükler, şunlar bunlar. Ermeniler konusu o sabah kadar konuşuruz. Yani, arada sırada görüyorum böyle işte birisi bazen bir fotoğraf atıyor. Ne kaldırımın üzerine çıkmış araba park etmiş. Twitter'da falan böyle. Aa işte belediye nerede falan filan. Ne kadar enteresan ya. Ben de yani 50 senedir İstanbul'da hiç kaldırıma park eden bir araba görmedim hayatımda. Ya bütün arabalar hep park, otoparklarda falan vardır son 50 senede. Bırakın bu işleri ya. Yani çok matah bir şeymiş gibi. Kaldırımda park, kaldırımda araba park edilmezse zaten anormal ülkede. Ya kaldırıma park edilmesi anormal değil ülkede. Sanki İstanbul'un her tarafında 500 bin tane şey otopark var da evlerin altında hepsinde otopark var da millet gene zevkine kaldırma park ediyor. E etmesin. Nereye etsin peki? Etmesin. Ben de etmesin istiyorum. Kaldırma park edilmesin. Edilmesin kardeşim. Nereye edecek? Yani yer vardı mı etmedi? Yok. Olan yer ne? Olan yerde de saatine bilmem 100 lira 200 lira bilmem ne. Kardeşim adam tabii ki o parayı vermez oraya. Belediyeler ne güne dönüyor? Belediyelerin yer yapacak, otopark yapacak yeri yok. Arazi de yok yani. Her taraf tıkış mı kış? İşler ta başından beri zaten plansız, programsız. Çok basit. Yani 30 sene önce Maslak. Var mıydı öyle bir yer? Yok kardeşim. Maslak diye bir yer yok. Yani 30 sene önce filan 1970'li 80'li yıllarda filan gitsen oraya tamam adam kesseler kimsenin haberi olmaz. Merterler, Maslaklar filan. O Ataköy'ün ilerisi filan. E tamam. Yepyeni oraya bir site şey kurdunuz, şehir kurdunuz. Çok güzel. E git bakalım. Git bakalım. Arabalar sokaklarda üst üste ikili yan yana parklar, marklar. O şekilde değil mi? Bütün arabalar yerin altında otoparklarda mı? Yok alakası yok. Hayır 10 15 sene, sene öncesinden bahsediyorum. Şimdikini demiyorum bile. Yani kurulan yeri de doğru düz yapmıyoruz. Onun için genel anlamda bir şey kalkınmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Her konuda evet. Geçelim. Değerli hocam kısa bir araya geçelim. Sizleri de biraz dinlendirelim. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Borsa Teknik programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki Bay Teknik yani sevgili hocamız Ahmet Mergen eşliğinde. Sevgili hocamız Burhaniye'den İstanbul'a ayağının tozuyla gelip grafikleri bizler için yorumluyor. Burhaniye'den İstanbul'a transfer ettik hocamızı. Hocam e, İstanbul toprakları içerisinde sizden bir de kimya endeksi analizi alalım sonra hisselere geçelim. Kimya endeksi de bakıldığında dolar bazında. Yani e, yatay alanı katlamış. 2011 senesinden itibaren 2022'ye kadar olan o yatay alan yukarı yönde katlandı. Yani 150-300, 300-150 daha, 450-500. Ve 578'i görmüş. Ama şu anda alçalan tepelerle aşağı 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 doğru gelerek neredeyse 50 aylık ortalamaya gelmiş. Yani bakıldığında daha da aşağıya gider mi? Yani o koptuğu yatay alanın tekrar içine girer mi? Valla 50 aylık dolar bazındaki ortalama çok büyük bir facia olmazsa kolay kolay aşağı yönde delinmez. E zaten 328 dolar 3 tane tepenin olduğu yer. Eğer bu yukarıya doğru gidecekse tekrar 328 doların da içine altına doğru inmemesi lazım. Ortalama 349'da 50 aylık ortalama. 20 aylık ortalama 402'de kağıt <laughs> kağıtlar endeks olarak kağıtlar bu sektördeki kağıtlar bu iki ortalamanın arasına sıkışmış gibi gözüküyor. 400 doların üzerine çıkış tekrar hareketin 450 veya 500'e doğru tırmanmasına sebep olacaktır. E alınır mı? Valla 578 dolarda değiliz. Yani gele gele zaten 380 dolara falan gelmişiz. Öyle görünüyor. 370-380 dolara. Dediğim gibi her zaman bir plan program yaparsın. Bir şeyler alacaksan yani 100 tane alacaksan 30 tanesini burada alırsın. 30 tanesini 50, 50 aylık ortalamaya doğru daha sonra yanaşırsa orada alırsın. Diğer 30 veya 40 tanesini de 330 dolarları da 328 doların hemen biraz üzerinde bir yerde alırsın. Ortalama yaparsın. Bunu 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü /3, 3 şeklinde yapmak da şart değil. 1 bölü 5, 1 bölü 5 de yapılabilir. Onda bir, onda bir, onda bir de yapabilirsin. Çeşitli değişik kademelere bölerek, kademelerin arasını biraz da sıkıştırarak. Ama yani desteğe doğru gelmiş. Normal şartlarda ilerleyen zaman içinde buradan kalkarak tekrar yukarı yönde yani 570 340 çanağını tamamlamak üzere yukarıya doğru gideceğini tahmin edersin. Niye? E, endeksinde 500 doların üzerine gideceğini hayal ediyoruz da ondan. Ama garantisi var mı? Yok kardeşim. Hiçbir şeyin garantisi, garantisi yok. Bu bu şekilde bakarsınız kimya kağıtlarına başka sektörler de var. Öyle öyle de bakın. Diğer sektörlere de bakın. İşte banka endeksine baktık falan. Yani diğer sektörlere de bakın. 50 aylık ortalamalara doğru yanaşan çok var. Yani şeyler varsa endeksler. Oradaki kağıtlara bakın. Yani geri çekilme genelde 50 aylık ortalamada durması lazım. Oradan bir zıplaması lazım. Ama güçlü bir şekilde ama zayıf bir şekilde ama genelde zıplar yani. Ölü kedi nasıl zıplıyorsa 61.8'lik geri çekilme yerinde bu da zıplar. Ha, aynı Fibonacci geri çekilme oranlarında kullanabilirsin. Nerede kullanacaksın? İşte 117 ile 580 arasında. E 100'den 600 arası kullansak 500 dolar. Yarısı 250 dolar. 600'den çıkartırsan 250'yi. 350 dolar. %50 geri çekilme 3 aşağı 5 yukarı 340 dolar civarında olur. 61.8 olsa ne olur hocam? Ha 500 doların 61.8'i 300 dolar eder. 600'den 300'ü çıkarırsan 300 dolar eder. O da işte 310, 320 filan oralarda bir yerde olur. 310 dolarlarda filan. Yani 328'in birazcık altında olabilir. Evet. Geçelim. Hocam o zaman... Yani park yeri falan filan diyoruz da çok basit. Ben modadayım. Modada Marif Koleji var. Yılların. daha Lisesi. Bu yepyeni yapıldı tekrar. Devasa bir arazi. Bana kalsa altına üç kat falan inerim. Devasa bir çukur açarım oradan. Alttaki üç katı olduğu gibi otopark yaparım üst tarafı okula çıkışı da kapatırım. Yani otoparka giren caddeden girecek, öteki caddeden çıkacak. Asansörle çıkarırsın yola kadar. Okulla bir irtibatını kesersin yani. Sadece otopark olarak olur. Devasa bir gelir. Modanın bütün arabaları şu anda her tarafa kazık çakıyor. Oraya kazık, buraya kazık. Ne yapacak kardeşim? Buradaki evler yeni evler değil ki. Nereye sokacak adam arabasını? Yani biz bazen onu da kınıyoruz ya kaldırımlarda işte arabalar oluyor bilmem ne falan görüyor işte bir gürültü patırtı kopartıyoruz. Gürültü patırtı kopartan da ailesini alsın gelsin otoparkın olmadığı bir yere aynısını o yapacak yer bulmak için. Hemen bir yere sıvışı girişecek yani arabayı sokuşturacak oraya. Başka bir arabanın arkasına, yanına, bilmem nesine. Bu kadar basit. Biz birbirimize benzeriz. Yani kimsenin kimseyi böyle kınamasına falan filan gerek yok. Sen de bir gün ailenle bir yere gidip arabanı koyacak otopark bulamazsan mutlaka kaldırımın üzerine çıkacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Bu böyle. Şeyden, plan programsızlıktan bütün arabaların modadaki devasa bütün arabaları yerin altına koyardın oraya. Okula da devasa bir gelir sağlarsın. Aylık millet gitsin koysunlar. Ama bitti. O olan oldu. Geçmiş olsun. İleriye dönük yani bazı şeyleri düşünmüyoruz. Bilmiyorum neden. Geçelim ya boş ver. Aman. Akol. Evet. Evet. Of of 15 liradan 30 liraya. 30 liradan uçtu gitti 470 liraya. Son 4 senede kağıt 15 liraydı. 30'a zar zor satarsın. Ama lot yoktu. Alındı, götürüldü. E şirketin şeyleri de var. İştirakları falan. Hepsi uçtu gitti. Burası da 477'ye kadar ulaşmış 182'den. Ne zaman? Son 7-8 ayda. Yani bu senenin başında kağıt 180 lira. Kağıt daha sonra 477'ye kadar uçmuş. Hele bilhassa şeyden sonra iyi gitmiş 323'ten sonra. Yani o zaten o gidiş bir götürme taktiği herhalde. Çünkü götürüp orada patlattı. Yukarıya çekti, gel gel yaptı herhalde. Orada verdi gelenlere. Çünkü arkasından çok sert bir düşüş yaşanıyor yani. yani 477'den 340'a Allah'ım muhafaza bin notun falan olsa bu kadar kısa sürede düşün yani. Hop bir anda 130-140 bin lira dolayı bir anda uçuyor gidiyor yani. Eriyor yani. E i̇nsanlar var burada. 15 liradan, 20 liradan, 25 liradan, 50 liradan belki taşıyan, 1000, 2000, 5000 not taşıyan mı? Çok kısa sürede büyük paralar fark ediyor böyle düşüşler. E %50 geri çekilirse zaten nereye kadar gelecek? 320 dolar, 320 liraya falan gelecek eski diplerin olduğu yere. Yani 477'ye doğru çıkışın başladığı dip seviyesi. Orada iki tane dip yapmış. E bak 50 günlük ortalamaya da değmiş. Yeşil renkli noktalı eğriye. Oradan hoppa diye pat yukarıya. Akaryakıt deposu dolu. Hidrojen tankları ateşlenmiş. Roket yukarıya doğru kalkıyor. 477 de tamam. Akaryakıt bitmiş. Ne olacak? Dünyaya geri dönüş. Serbest düşüş. Hoppa aşağıya. Houston'a geri geliyor. <laughs> yani Cape Canaveral mıydı neydi? Oradan atarlar genelde füzeleri havaya, roketleri, Apollo'lar falan. Geri dönüş. Ee, gelebilir tekrar 320'ye. Yani endeks daha bitmedi ki endeksin işi. Yani endeks burada dip yaptı hoppa gidiyoruz 18.000'e diye bir durum yok yani. Eğer varsa söyleyeyim ben de bileyim işte hissetmişse alayım ben de yani karambolde. Ama öyle bir durum yok. Şu anda gidiyoruz geliyoruz biz çalkalanıyoruz yani. Endeks biraz daha aşağılara doğru sarkar bunu da peşinden sürüklerse 320'ye doğru gelir bu. Yani gene de bakıldığında 30 liraya göre 10 katı. Hala 15 liralık fiyata göre 20 katı. Evet. Geçelim. Anadolu Efes'e bakalım hocam. Kar satışı gelmiş diyelim. Anadolu Efes. Evet. Grup işi. Grubun işi. Aynı kağıtlardan, grubun kağıtlarından. Yani 50 liralardan, 58'den falan koptu gitti. Yani 2023'teki seçim sırasında. Mayıs ayında. 58 liraya falan verdiler. Öyle hatırlıyorum. Oradan bir kaptırdılar kardeşim yabancı mal çıkıyor falan dediler. Kurban olsun böyle yabancı mal çıkışına. 58 lirada yabancı mal çıktı. Ee, öyle anlattılar. Yabancı mal çıkıyor ya. Aha, mal çıkıyor evet. Kağıt 304 lira. Bakıldığında muhteşem bir çıkış akımı var. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde. Tamam bir ara 93'e gelmiş işte altına iner gibi yapmış. Yok fazla da inmiyor altına. Hop üstüne tekrar zıplıyor. 36'da da aynı şekilde. Kağıt fazla da uzaklaşmadan ortalamalardan tamam mı? Her gün tıkırı iniyor çıkıyor falan filan ama yükseliyor devamlı. Öyle gele gele 304'e kadar gelmiş. Keşke bizim aldığımız bütün kağıtlarda da yabancı mal çıksa da fiyatlar 6 katı falan olsa. Ne mal çıkmasın. Yani. Hikaye bol bizde. Şimdi kağıt Anası babası da satışa kar realizasyonuna uğramış. E burası da uğradı. 304'ten gelmiş 228'e toparlanmaya çalışıyor. 276 civarında direnç var. Orada bir tepki tepesi var. Düşüşte oluşan bir tepkiden kaynaklanan bir tepe var ama orada tutunamamış. Aşağı gelmişiz. Şimdi ortalamaların üzerinde kalma savaşı veriyor. 20 günlük ortalamanın üstüne doğru çıkmış. Orada tutunmaya çalışıyor. Trendi hala sürdürmeye çalışıyor ama hemen roket gibi tekrar aynı yere gitmez diye düşünüyorum. Bir süre buralarda bir dinlenme süreci oluşabilir. Ondan sonraki etap yani bu bir zamanlar çok yukarılardaydı dolar bazında falan. Coca-Colalar, bunlar filan. Gene aynı yerlere doğru gidiyor. Eski dolar bazındaki tepelere de bakmak lazım. Nerede oluştu bu tepeler? Daha hala yolu var gibi geliyor bana dolar bazında eski tepeye ulaşamadı da. O 2013 filan 11'li yıllardaki tepelere. Geçelim. Hocam Afyon Çimento sıradaki hissemiz olsun. Ya bu çok şey bir kağıttı. Heyecanlı oynak bir kağıttı. Zaman zaman uçuşlar olur falan. Çünkü lotlar yoktu. Ama son zamanlarda lotlar da arttı burada. Bölünmelerle falan filan epey bir lot sayısı arttı. Zannedersem spekülatör e, yukarı gidişte verdiği hisseleri geri alamadı herhalde. Yani çimento sektöründe biraz bir hareketlilik var. Bunda da var. E, bir 16'ya doğru yanaştı. Muhtemelen 18'e doğru gidecek de sağ tarafta o çanakla uğraşıyor. Yani e, 12 90 13 diyelim ve yukarı taraf 15 90 16 diyelim. E, 13 16 3, 3 lira, 3 lira 16'da, 19, Anatepe 17.55, 18'e yakın yerde. Oraya doğru gidecek gibi gözüküyor. Biraz da işte naz yapıyor. Nazlı yani bu. Muhtemelen malların hepsi toplanamadı herhalde. Dışarıda epey hisse kaldıysa onlara da para kazandırmak günah. Yani onlara para kazandırmazlar. Yatırımcıya para kazandırmak günah burada. Yani o hep para kaybetsin. Beslesin birilerini. Kağıtları götürüp getirenleri. E müsaade edin de yatırımcı da kazansın üç kuruş. Yok. illa onun elinden malı söküp alacaksın. Ondan sonra götüreceksin. En tepede ona tekrar veriştir vereceksin. Eline tokuşturacaksın kağıdı. E, sen bunları tut diyeceksin. E, ne o borsamız var. Yatırımcı da e, sıtkı sıyrılıyor tabii öyle olunca. Ama dediğim gibi yani kağıt tekrar 18'lere doğru gidebilir. Oyak çimentoları falan filan böyle bir ufak tefek kıpırdar, kıpraşmalar var yani. Bir kıpırdanma hareketleri var. Uzun zamandır ölü rollerindeydi. Üstüne toprağa atmak lazımdı neredeyse ama hafif hafif kıpırdanma var yani. Evet, geçelim. Hocam Adel hissesine bakalım. ne özgü bir kağıttır. Öyle langur langur buraya girilmez. Yani Ege Endüstri falan gibi kağıt portföy kağıdı gibidir. Yani alırsın ama burada da alınan malları da öyle yani bin not falan filan cağır o şekilde yapamazsın bunu. Çok rahat yani likit olmadığı için çok fazla likidite olmadığı için kimin girip kimin çıktığı kimin neyi aldığı falan takip edilebilir burada. Zaten belli. Yani kimse sana orada gelip 100 liradan alacaksın. Kağıt 850'ye gidecek. Orada 3000-5000 lot mal alacaksın 100 liradan. O kağıt 850 liraya kadar gidecek. Onu götürecekler senin senin para kazanman için. Öyle bir dünya yok. Yani 3000-5000 lot alıp da alsak, 800'den çaksak oh ne güzeldi ya. Kolay değil o işler. Ha yıllar öncesinden alıp biriktirmiş olanlar var kardeşim. 20 senedir kağıdı biriktiriyordur. Eyvallah onda vardır, 5000 de vardır, 50 bin not da vardır. <laughs> Ama satar mı satmaz mı o yatırımcıları bilmem. Aa böyle hani kısa vadede hop bin, bin notu al çarp. Yani kısa vadede ver al falan filan hop malı götür o biraz zor. Uzun vade tutanlar mutlaka var. Kağıt iki defa 900'e şeye gelmiş, 826'ya gelmiş, 26, 21. Çanak tamamlanmış, klasik teknik satış gelir. Ortalamanın altına gittiği anda da sert bir şekilde veriyorlar. Geçen seferki çıkış %61.8 kadar geri gelmeden durmamış. 309'a kadar vermişler. Bu sefer oradan başlayan bir çıkış var. O da neredeyse bakarsak 300, 800, Fark ne kadar? 500 lira. Peki bunun %61.8'i geri ne kadar eder? 300 lira. 500 çarpı 0.6 300 lira. 300'ü çıkarırsan 800'den, etti sana 500. Kağıt nerede? 490'larda falan. Demek ki 300'den 821'e kadar olan çıkışın %61.8'ine kadar gelmiş. Oralarda kıpırdaşıyor. Ha. Büyük çıkışın %50'sinde Aradaki o çıkışın izi 61.8'inde. Buralarda bir yerde 4450-500 aralığında bir yerde destek bulabilir. Ama kesinlikle hani illa böyle destek bulur, buradan uçar gider diyemem. Sen alırsın, o alır, bu alır. Yatırımcının elinden yatırımcıya bütün malları dağıtıyorsa satıştan o spekülatör veya o grup bu sefer kağıdı daha da aşağı indirir. Sendekileri sana zarar yazdırarak geri almak için. Sen boşaltırsın, atıyorum 400'de, 350'de. 10 günde tekrar 500'e getirir kağıdı alarak da. Sende kağıt kalmadı ya, tık 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 kendinden kendine alarak vererek götürüp getiriyorlar. Yani bu işleri çok rahat yapılabiliyor bu işler, paranın olduğu sürece. Evet, geçelim. Ortalamaların altında destek var 450 civarında. Orada tutunmaya çalışıyor diyebiliriz. Akgeret'e. Çanak evet. tamamlanmış. Bak 8.79 8.77 9. Kopartır gibi yapıp gelenlere malı çak. Ondan sonra dümdüz aşağıya. Serbest düşüş. Şimdi işte insanın yatırımcının da anlayamadığı olay bu. Adam hakikaten soruyor. Kardeş ya ne oldu diyor. Yani 5.80'den itibaren yukarı boğuşa boğuşa gittik gittik dokuza da. Dokuzdan sonra ne oldu kağıda? Yani o anda mı çıktı bütün haber? Neyse. Kağıdı bu kadar aşağıya doğru çekecek şekilde. Yok. Çek yukarıya patlatmalı. Ondan sonra vur aşağıya. Yatırımcı panik içinde. O satmaya çalışıyor. Bu satmaya çalışıyor. Sen de bindiriyorsun üzerine satışı. Bir anda kağıt tekrar geri geliyor. %50 geri çekilme seviyesine. Eski 5.80'e. Şimdi 5.40'lar civarında işte bir çaba var. Ama çok sert düşüş yaşanmış. Ha 4.90'a doğru da gelebilir mi? Yani 5'in biraz altına gelebilir. 5'in biraz altına da gelebilir. Şurada endeks biraz daha aşağı giderse o da %61.8'lik geçmişte yaşadan düşüş sonrası 4.83'e nasıl geldiyse bu da gelebilir zaten çanak tamamlanırken ana çanaklar genelde hisselerin bir kısmını satmanızda yarar var kardeşim. Teknik olarak satış gelir yani. Tamamından kurtulamıyorsan da bir kısmını sat. Sert düşüş yaşandığında yerine koyarsın. 9 liradan sattığında 4 ve 5 liradan yerine koymak neredeyse %100 bedelsiz bölündü gibi bir şey oluyor. Kağıdın ikimizli çoğalabilir. Bu arada böyle bir sürü kağıda da Bedelsiz verecek, bedelsiz verecek, yok bedelsiz verecek, uçacak, kaçacak diye götürdüler. E, nerede? Evet, kağıtlar bedelsiz verdi ama vatandaşın malı çoğalmadı. O gitti. 4 bin liralık kağıt 1800'de, 15 bin liralık kağıt 8000'de, bilmem neredeki kağıt orada. Yani, valla hiç şey bitmiyor burada yani yatırımcının para kaybetmesine sebep olacak işlerin kökü kazınamadı yani. Bitmiyor. Yatırımcı da zaten kendisi tetikliyor bu işleri. Her yere daldığı için paldır küldür ondan sonra takılıp kalıyor. Hiçbirinin bölündüğü bölündü yok. Ne çimento bölündü ne bilmem ne bölündü o ne o bölündü. Ya, bir tek bölüne bölüne şey bölündü işte. Neydi Sasa'yla ötekine bölündü. Ee, Boş fren. Yani uçtu kaçtı mı bölündükten sonra o da ayrı mesele. Geçelim. Hocam son iki dakikamız Adese'ye bakalım hocam. Eh bu da bir başka yatırımcı sevdası. Yani çoğu yatırımcı da burada sevdalıdır ama maalesef kağıt yani çıkışın yüzde seksenini geri vermiş kardeş. Yani bakıldığında ya endeks yukarı gidiyor. Bu nereye? Demek ki endekste falan en ufak bir alakası yok. Yani kağıt 3.19'dan beri devamlı. Arada sırada tepeler yapıyor. Tepki hareketlerinde ama eh, tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Gele gele zaten 2 liraya kadar gelmişiz. E buradan da artık biraz tepki alımları falan filan gelsin gari. Hani vardır ya yetti gari gibi. Aynen öyle. Nereden nereye gelmiş zaten. Yüzde seksenli geri gelmiş çıkış. Ya buralarda teper veya en kötü ihtimal artık bir yetmişe doğru gider. Orada bir altmış beşte çıkışın başladığı nokta var yani. Evet. Geçelim. Hocam bir de son olarak son bir dakika AGESA'ya bakalım hocam. Valla devasa bir yükseliş trendi var. Şahane gitmiş 50 liradan 135'e ama iki tane tepe oluştu orada. Orası şimdi iki tane kabak gibi ortada. Burası biraz sıkıntılı. Yalnız lekit bir yer dedi. Herkesin girip çıktığı bir kağıt da değildir bu. Öyle tahmin ediyorum. Yani bir diğer sigorta şirketleri de çok iyi para getirdiler. İşte Akkeret de baksana 9'a falan gitmiş. Ama orada düşüşler var. Bu 100, -100 civarında tutunmaya çalışıyor. 105 civarında. Tam yeşil renkli 50 günlük ortalamanın orada tutunmaya çalışıyor. Ama 100 liranın altına doğru sarkarsa bu da %50 veya %61.8'lik geri çekilme seviyelerini deneyebilir. Şu anda buradayız. 105'in altı stop kardeşim bence. Ama yukarı tarafta 135'e tekrar giderse kısa vadede gene satış gelir. İki defadır 135 civarından satıcı geliyor. Demek ki o fiyatta fiyatı yeterli gören bir satıcı kütlesi var. O zaman fiyat tekrar oraya giderse sen de o kütlenin içine katıl. Biraz kar realizasyonu yap derim. Evet. Geçelim. Yatırım değerli tavsiyesi hocam. değildir. Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. İyi hafta sonları. Çok teşekkür hocam. Sizlere de iyi hafta sonları. Efendim Paratoner programını değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde kapatıyoruz. Bir sonraki yayında Borsa Teknik programını kapatıyoruz. Bir sonraki yayında Paratoner programıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz.